Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Betiye Tarnaverdi. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözüyorduk. Problemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir torbada 5 sarı, 9 beyaz ve 11 siyah bilye bulunmaktadır. Bu torbadan her renkten kesinlikle en az bir bilye alınmış olması için en az kaç bilyenin çekilmesi gerektiğini bulunuz. Şimdi bu soru tipinde en az sayıda bilye çekerek torbadaki her renkten kesinlikle bir tane alınması için önce sayıca fazla olan renkteki bilyelerin tamamının bitmesi gerekir. Daha sonra ise kalan renkten bir bilye alınmalıdır. Yani sarı bilyelerden hiç çekilmediğini varsayarsak, torbadan toplam 20 bilye çekildiği düşünülürse, 11 siyah, 9 da beyaz. Torbada siyah ve beyaz bilyeler bitmiş olacaktır. Çekilecek 21. bilye kesinlikle sarı olacak mıdır? Evet. O halde 11 siyah tamamını çektik bitirdik diyelim. 9 tane de beyazı çektik bitirdik. O zaman bundan sonraki bir tane çektiğim bilye kesinlikle sarı olacağından dolayı 11, 9 daha 20, 1 daha 21. En az 21 bilye alınırsa her renkten kesinlikle bir bilye alınmış olur. Dolayısıyla cevabı da 21 diyeceksiniz. Örnek 36. 1995 yılında doğan bir kişinin kaç yaşındayken bu yaşının doğum yılı rakamlarının toplamına eşit olacağını bulunuz. Şimdi doğum yılı rakamlarının toplamı nedir? 1, 9 daha 10, 19, 24. O zaman 1995 yılından 24 yıl sonrası olan hemen ekliyorum. 2019 yılı doğru cevap olacaktır. Esra'nın yaşı oğlu Kaan'ın yaşının 5 katıdır. Hemen Esra ve Kaan var. Buraya Kaan'a x dersek Esra'nın yaşı 5 katıymış, 5x. 8 yıl sonra. 8 yıl sonra dediği an arkadaşlar her ikisine de 8 yaş arttırmanız gerekiyor. Devam. Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşitmiş. 5x artı 8, x artı 8'in 3 katına eşitlenirse 3x artı 24 eşittir 5x artı 8'den. Bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa 2x 16 yapar. X de buradan 8 olarak bulunur. Esra'nın bugünkü yaşını soruyor. Dönelim hemen. Esra'da x gördüğümüz yeri 8 yazarsak da cevabımız 5 çarpı 8'den 40 olarak bulunur. Örnek 38. 42 yaşındaki bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. Kaç yıl sonra çocuklarının yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacağını bulunuz. Öncelikle bir baba var ve 3 çocuğunun yaşları toplamı var. 3 çocuğun yaşları toplamını x dersek babanın yaşı 3 katı olacağından 3x. Kaç yıl sonra çocukların yaşı toplamı babanın yaşına eşit olacaktır? Babanın yaşı neydi? 42 idi. Babanın yaşı 42 olduğundan 3 çocuğun yaşları toplamı peki nedir? 3'e bölümünden 14 olarak bulunur. O zaman x yıl sonra ya da karışmasın a yıl sonra diyelim arkadaşlar 42 artı a yapar. Çocukların yaşları toplamı 14'tü. Her bir çocuk a miktarıyla artar değil mi? A yıl sonra. 3 çocuk olduğuna göre 3a. Burası önemli. A miktarını bulalım bakalım. 14'ü sol tarafa. Burayı da karşıya atarsak 2a eşittir 28'den kaç yıl sonraymış? 14 yıl sonraymış. Örnek 39. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları farkının 6 katıdır. Bu soru da önemli arkadaşlar. Şimdi çocuğun yaşları farkına x dersek annenin yaşı 6 katı olduğu için 6x. 10 yıl sonra dikkat. Çocukların yaşları farkı 10 yıl sonra da değişmez. İşte önemli olan böyleydi, burasıydı arkadaşlar. Toplamı değişir. Hatta kaç çocuk toplamı olduğuna bağlı olarak değişir.
Ama yaş farkı değişmez. 10 yıl sonra çocukların yaş farkı yine x olacaktır. Ama annenin yaşı ne olacaktır? 6x artı 10 olacaktır. Annenin yaşı çocukların yaşları farkının 8 katına eşitmiş. 6x artı 10 çocukların yaşları farkının 8 katına eşitleniyor. Yine bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa x'i 5 buluyoruz. Annenin şimdiki yaşı kaçtır diye soruyor. X'i 5 bulduktan sonra götür yerine yaz. 6 çarpı 5'ten cevabımız 30 olarak bulunur. İki insan arasındaki yaş farkı daima sabittir. Örnek 40. İyi dost olan Ayten ile Emine'nin yaşları toplamı 40'tır. Ayten, Emine'nin yaşına geldiğinde Emine 32 yaşında olacağına göre Ayten'in şimdiki yaşını bulunuz. Toplamları 40. O halde Ayten'in yaşını x dersek Emine'nin yaşı 40 eksi x olur. Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde Emine 32 yaşındaymış. Emine 32 olduğunda Ayten de kaç yaşında oluyormuş? Emine'nin şimdiki yaşında yani 40 eksi x. Peki aradaki yaş farkı değişmeyecek mi? Evet değişmeyecek. Yani geçen süre değişmez arkadaşlar. O yüzden 40 eksi x'ten x'i çıkardığımızda eşit olmalı 32'den 40 eksi x'i çıkardığımıza. Buradan 40 eksi 2 x eşittir. Eksi 8 eksi ile eksinin çarpımından artı x yapar. 3x eşittir 48'den. X eşittir 16 bulunur. Ayten'in şimdiki yaşı zaten şimdiki yaşına x demiştik. O halde cevabımız 16'dır. Örnek 41. Bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 15'tir. Sınıftan yaş ortalaması 16 olan 4 öğrenci ayrıldığında sınıfın yaş ortalaması 14,8 olmaktadır. Buna göre başlangıçta sınıf mevcudunun kaç olduğunu bulunuz. Şimdi başlangıçtaki sınıf mevcuduna x dersek, sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı miktarı x dediğimizde arkadaşlar, biliyorsunuz ortalamayı nasıl buluyorduk? Toplamını kişi sayısına böldüğümde ortalama çıkıyordu. Ortalamanın da 15 olduğunu söylüyor. Demek ki başlangıçtaki sınıftaki mevcudun yaşları toplamı neymiş? 15x'miş. Sınıftan ayrılan 4 öğrencinin yaşları toplamı nedir peki? Ortalaması 16 olduğuna göre 4 çarpı 16'dan 64'tür. Toplamda 15x'ti. 64 toplam çıktı. 15x eksi 64. Öğrenci sayısına ne oldu peki? X'ti. 4'ü gitti. X eksi 4. Ve yeni olan ortalamayı neye vermiş? Çift vermiş. 14,8'e. O zaman 15x eksi 64'ün x eksi 4'ü oranı eşittir. 14,8 deriz. İçler dışlar yaptığımız takdirde x'i 24 olarak buluruz. Zaten x neydi? Sınıf mevcuduydu. Cevabımız 24. Örnek 42. Bir ton su tüketim bedelinin 4 TL olduğu bir dönemde su tüketimine ek olarak bakım masrafı 3 TL. Çevre ve temizlik vergisi 2 TL. Su tüketim bedelinin %8'i kadar katma değer vergisi alınmaktadır. 8,5 ton su kullanan bir abonenin bu dönemdeki faturasının kaç Türk lirası olacağını bulunuz. Şimdi bir ton için 4 TL ödüyorsam 8,5 ton için 8,5 ile 4'ü çarparım. 34 Türk lirası ödeyeceğimi bulurum. Bunun üzerine eklemem gerekenler var değil mi? 3 TL bakım masrafı, 2 TL katma değer vergisi. Bir de KDV'yi hesaplamamız gerekiyor. KDV neydi? %8'iydi. 8 bölü 100'ü çarpıyorum. 272 bölü 100. Bölü 100 yazmayalım. 1, 2. Virgül atalım. 2,72. O zaman 34 TL, 3 TL bakım masrafı, 2 TL çevre ve temizlik vergisi, 2,72 de KDV toplarsak 41,72 TL olarak buluruz. Örnek 43. 8 tanesini 10 TL'den aldığı kalemlerin 5 tanesini 8 TL'den satan bir kırtasiye sahibinin 70 TL kar edebilmesi için kaç tane kalem satması gerektiğini bulunuz.
Şimdi 40 kalemi 50 TL'sine alıp 64 TL'sine satar. Böylece 40 kalemin satışından 14 TL kar eder. Sattığı kalem sayısı ile kar miktarı doğru orantılı mıdır? Evet. O halde 40 kalemden 14 TL kar elde ediyorsa, X kalemden %70 kar elde etmesi için doğru orantı olduğu için içler dışlar yapılır. 14x eşittir 2800'den. Buradan da x değeri 200 olarak bulunur. 200 tane kalem satması gerekir. Örnek 44. %40 kar ile 56 TL'ye satılan bir ayakkabıdan kaç Türk lirası kar elde edildiğini bulunuz. Şimdi bu yüzde sorularında arkadaşlar 100x ile başlayalım. Ayakkabının maliyetini 100x diyelim. %40 karla yani 40x kar elde etmiş. Toplarsak 140x. Ve bunu ne kadara satıyor? 56 TL'ye. Her iki tarafı 140'a bölüyorum. Buradan da 4 bölü 10 yani 0,4 bulunur. Bu durumda neyi soruyordu? Kârı soruyordu. Kârımız neydi? %40 yani 40x'ti. X'i ne bulduk? 0,4. 40 ile 0,4'ü çarparsak cevabımız 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulunur. Örnek 45. Etiket fiyatı %50 kârla belirlenmiş bir ürüne etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanırsa bu ürünün son durumdaki kâr oranının yüzde kaç olacağını bulunuz. Yine ürünümüze 100x demekle başlıyorum. %50 kârla yani 50x kâr. Ne oldu ürün? 150x oldu. Değil mi? Etiket fiyatımız bu. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyorum. 150x'in %20'si. Yani 20 bölü 100'ü. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 150'yi 5'e böldüm 30x. 30x indirim yapılırsa etiket fiyatından. Son durumda ne oldu? 120x oldu ürünün fiyatı. Ha, başlangıçta neydi peki? 100x'ti. Peki arada kar ne? 20x. Bunu da yüzde olarak nasıl gösteririz? %20. Dediğim gibi bu yüzde soruları, kar zarar sorularında arkadaşlar başlangıçta 100x derseniz çözümü gayet basit oluyor. Bir markette tüm ürünlerde %20 indirim uygulandığında satışlarda %30 artış olmaktadır. Bir gün içerisinde mağazanın kasasına giren paranın hangi oranda değişeceğini bulunuz. Şimdi yine yüzdelerle çok uğraşmamak adına ürün fiyatına 10x, bir günlük satış miktarına da 10y diyelim. O zaman kasaya giren para ne olur? Ürünle satılan ürün fiyatını çarptığımızda 10x ile 10y'yi çarptığımızda 100xy olur, değil mi? Şimdi değişmelere bakalım. Tüm ürünlerde %20 indirim. Şimdi 10x'ti 20 %20 indirim yani 20 bölü 100'ü yani 1 bölü 5'i. 10x'in 1 bölü 5'i 2x. İndirim uyguladığında burası ne olur peki? Yeni hariç 8x. Satışlarda %30 artış vardı. O halde 3y artış olacak. %30'u 3y değil mi? 13y olur. Peki bu durumda kasaya giren para ne olur? 8k 13'ü çarparsak 104 x ile y'yi çarpalım. 104xy olur. Değişen durumda da 104xy bulunuyormuş. Hangi oranda değişeceğini bulunuz diyor. Başlangıçta 100xy'di. Son durumda 104xy. Ne kadarlık bir artış var? %4'lük bir artış var arkadaşlar. Örnek 47. Yunus tanesi 40 kuruştan aldığı 25 adet yumurtanın bir kısmını eve gelirken kırıyor. Kalan yumurtaların tanesinin maliyetini 50 kuruşa yükseldiğini hesaplayan Yunus'un kaç tane yumurta kırdığını bulunuz. Şimdi yumurtaya ödediği toplam parayı bulalım. Tanesi 40 kuruştan 25 adet almıştı, değil mi? 40 çarpı 25'ten 1 kuruş ödemiş. Kalan yumurtaların bir tanesinin maliyetini 50 kuruşa
denk geldiğini gördüğünde de o zaman 1000'i 50'ye bölelim. 20 yumurta sağlam demek ki. Başlangıçta 25 adet yumurtası yok muydu? 20 adet yumurtası sağlamsa o zaman 5 adet yumurtası kırılmıştır. Örnek 48. Bir tür yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığını %40 oranında kaybetmektedir. Kilogramı 6 TL'den aldığı yaş üzümü kurutarak satan bir tüccar, %20 kar hedeflediğine göre tüccarın 1 kilogram kuru üzümün kilogramını kaç Türk lirasından satması gerektiğini bulunuz. Şimdi tüccarın 100 kilogram yaş üzüm aldığı düşünülürse ödeyeceği para 100 çarpı 6'dan 600 Türk lirası olur. Çünkü kilogramı 6 TL idi. Yaş üzüm kurutulduğunda %40'ını kaybediyor mu? Evet. O zaman üzüm %40'ını kaybettiğini yani azaltılacağını düşündüğümüzde 100'den 40 çıktı. 60 kilogram kuru üzüm elde edilir. 60 kilogram. Buradan 1 kilogram kuru üzümün maliyeti 600 bölü 60'tan 10 Türk lirası olduğu bulunur. 1 kilogram kuru üzümü %20 karla 10'du. Üzerine %20'sini eklersek yani 2'yi eklersek cevabımız 12 Türk lirası olmalıdır. Örnek 49. Atakan Bey evinin bir aylık su faturasını 96 TL olarak ödemiştir. Ödediği faturadaki tüm vergilerin toplam tutarı su tüketim miktarına ödediği paranın %20'si kadardır. Buna göre Atakan Bey'in ödediği vergi tutarını bulunuz. Şimdi su tüketim miktarına ödediği para 100x olsun yine yüzde sorusu. Vergiler için ödenen para 100x'in %20'siydi değil mi? Yani 20x. O zaman fatura tutarı 100x ile 20x'in toplamından 96 Türk lirasıymış. Yani 120x 96'ymış. Doğru mudur? Neyi soruyor? Ödediği vergiyi soruyor. Yani 20x'i soruyor. Tabi burada doğru orantı var çünkü. Miktar azaldıkça fatura tutarı da azalacağından doğru orantı içler dışlar. 120x çarpı a eşittir 96 çarpı 20x'ten. Sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 20'ye böldüm. 1 20'ye böldüm. 6. 96'yı da 6'ya böldüm. 16. A değeri 16 olarak bulunur. Yani 16 lira vergi ödemiştir. 50. Bir elektrik şirketi abonelerinden zamanında ödenmeyen faturalar için aylık %8 gecikme zammı almaktadır. Ocak ayı elektrik faturası 150 TL olan Betül Hanım, Şubat ayında gelen 135 TL'lik fatura ile birlikte bu iki faturayı Şubat ayında ödeyecektir. Buna göre Betül Hanım'ın toplam kaç Türk lirası ödeyeceğini bulunuz. Şimdi Ocak ayında gelen 150 TL'ye aylık %8 gecikme zammı uygulandığına göre hesaplayalım 8 bölü 100'ünü. %120 bölü 10'dan 12 TL olarak bulunur. Fatura 150 idi. 12 TL de gecikme bedeli ödeyecek. 162 lira ödeyecek. Bu ayın ne faturası gelmişti? 135. Bu ayı da toplarsak toplam ödeyeceği para 297 TL olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.